8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 92 Ders Destek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Ders Destek Yayınları Sayfa 92'de. 2. İnönü Zaferi, 23 Mart 1 Nisan 1921, Londra Konferansı'ndan istediği sonucu alamayan İngiltere, Sevr Antlaşması'nı Türklere zorla kabul ettirmek için Yunan ordusunun yeniden saldırıya geçmesini destekledi. Bursa yönünden gelen Yunan birlikleri 27 Mart günü Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın komuta ettiği Türk birlikleri tarafından Eskişehir'in batısındaki İnönü'de durduruldu. Harita 3.3. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında başlayan çarpışmalar 3 gün boyunca tüm şiddetiyle devam etti. 2. İnönü Muharebesi sırasında Ankara'da bulunan meclis muhafız taburu da cepheye gönderildi. İsmet Paşa, eğitimli ve donanımlı askerlerden kurulu bu taburun gelişinden sonra 31 Mart günü karşı taarruza geçerek Yunanları Bursa'ya doğru geri çekilmek zorunda bıraktı. Mustafa İsmet İnönü, 1884-1973, İzmir'de doğan İsmet İnönü, 1903'te Harp Okulu'ndan, 1906'da da Harp Akademisi'nden birincilikle mezun oldu. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde bulunduktan sonra milli mücadelenin başlaması ile birlikte Anadolu'ya geçti. Batı Cephesi komutanlığına getirildi. Büyük taarruzun zaferle noktalanmasının ardından Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde ve Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olan İsmet İnönü, Atatürk'ten sonra seçildiği Cumhurbaşkanlığı görevini 1950 yılına kadar sürdürdü. Andrew Mangan, İngiliz yazar, Atatürk, S. 625-626. Türk ordusunun Yunanları İnönü'de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasındaki dayanışma duygusunun bir eseri olarak ülke genelinde ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. Kocaeli grubu komutanı olan Kazım Bey, Özal, İnönü zaferinin duyulduğu günlerde şahit olduğu olayları şöyle anlatıyor. Sarıköy'ün Allah'ın Mumudur yolu ile Düzce'ye giderken, bu bölgelerde olağanüstü günler yaşandığını görüyordum. Geçtiğim yerlerde halk, 2. İnönü kaferinin şenliklerini yapıyordu. Yollarda görüştüğüm vatandaşlar, her ne hizmet ve fedakarlık lazımsa yerine getirmeye hazırız, diyorlardı. Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, C.I.S. 283 düzenlenmiştir. Sizce metinde anlatılan sahneleri en güzel şekilde ifade edecek kelimeler neler olabilir? Cevap, vatan aşkı, direniş, azmi, bağımsızlık sevdalısı olma, fedakarlık, yardımlaşma ve asker sevgisi. 8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 92 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.